Allah Azze ve Celle emrinden olan ruh ifadesiyle ruhun da tıpkı melekler gibi kendisinin indirmesi dolayısıyla yere yöneldiğini, vazifeye yöneldiğini, bu açılardan Cenab-ı Hakk'ın hükümranlığı dışına bir biçimiyle herhangi bir aralıkta istisnai de olsa çıkmadığını, onun emrinden mahsul olduğunu, dolayısıyla öyle ezele uzanan ilahlık açısından ilah gibi olan bir şey olmadığını, hatta huzuruna döndüğünde meleklerle birlikte kıyamet günü saf alacağını, saf tutacağını, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا, o gün ruh da melekler de saf halinde hizaya girerler. لَا يَتَكَلَّمُونَ, konuşmazlar. Ruhun da dahil olduğu bu grubu Cenab-ı Hak ilahi huzurda saf tutmuş, konuşamayan Allah Azze ve Celle'ye saygılarından ötürü konuşmaya bile girişemeyen bir resimde tarif ediyor. Dolayısıyla ruh böyle kendisine Hristiyanların yaptığı gibi ilahi bir rol biçilecek, Allah Azze ve Celle'nin hatta zatından bir parça addedilecek bir varlık değildir. Onun Adem'in yaratılışında وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي demesi, ruhumdan ona üfledim demesi, ruhun onun emrinden olması dolayısıyladır. Nasıl melekutuna sahipleniyorsa benim mülküm diyorsa, nasıl kuluna sahiplenip benim kulum diyorsa yahut benim kullarım diye bizlere sahipleniyorsa, bizler onun nasıl parçası değilsek, yapı taşı değilsek, ruh da Allah Azze ve Celle'nin yapı taşı değildir. Allah Azze ve Celle'nin bir parçası değildir. Haşa, Allah'ın bir ruhu yani yapı taşı olarak söz konusu değildir. Onun ruhundan dediği emrinden olması dolayısıyladır. Ruhun Kur'an-ı Kerim'deki tanımı وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, sana ruhtan soruyorlar, de ki o Allah'ın bir parçasıdır şeklinde değil. قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي, de ki ruh Rabbimin emrindendir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem'e de gönderdiğinde ona ruhumuzu gönderdik diyor. اَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا, ruhumuzu ona gönderdik. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ, düzgün bir beşer suretinde şekil aldı onun karşısında. Dediği ruhumuz Cenab-ı Hakk'ın kendi zatı kendisi değildir. Nitekim konuştuğunda Hazreti Meryem'le kendisini اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ, ben senin Rabbinin elçisiyim diye tanıtmaktadır. Şu halde Allah ruhumuz dediğinde kendi parçasını, kendi özünü yahut kendisinden bir unsuru değil, emrinden olan ruhu anlatmaktadır. Böylelikle bizlerin de Cenab-ı Hak'tan bir öz taşıdığımız, ruhundan üflenerek varlık aldığımız şeklindeki anlayış da aslında Kur'an'la örtüşmemektedir. Bu anlayış kullara kısmen de olsa ilahi bir meziyet, ilahi bir öz dağıtmakta. Onları bir bakıma Allah Azze ve Celle'den saçılmış, ondan parçalar taşıyan varlıklara benzeterek tanımlamaktadır ki bu doğru değildir. Bizler Allah Azze ve Celle'nin zatının bir parçası değiliz. Bizler Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi topraktan, çamurdan yarattığı varlıklarız. Bizler onun bir parçası, onun orasından burasından herhangi bir uzvu, unsuru değiliz. Allah Azze ve Celle'nin kullandığı dili kullanmayı bıraktığımızda şeytan bizi yeni dil, yeni terminoloji, yeni istilahlar üzerinden hiç bilmediğimiz apayrı bir itikada doğru taşır. Aşama aşama, peyderpey, ufak ilgilerle ve çoğu zaman belki iyi niyetlerle oluşturulan bu yeni anlayışlar bir bakarsınız ki öyle yol almış ki Kur'an'ın bahsettiği en temel tanımlarla bile ters düşmeye başlar. Hristiyanların ufak ufak başlattıkları süreçte Hz. Mesih'e biçtikleri son role bakarsanız
benzer bir sürecin yine şeytan tarafından bu ümmet üzerinde aşama aşama peyderpey işletilerek insanı yücelten ya insan içerisinde bazılarını yücelten ve onlara ilaha yakın yahut ilahla insan arasında ara konumlar biçmeye çalışan kimseler bu tür ifadeleri kullanmaya çalışıyorlar. Halbuki ifadeler gayet açık. Ruh dediğimiz varlığın kendisi dahi Allah Azze ve Celle'nin emri açısından tamamıyla bağlıdır. O diyor ki وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكِ Biz Rabbinin emri olmaksızın inemiyoruz bile. لَهُ مَا بَيْنَ اَيْد۪ينَ Önümüzle tamamıyla Allah Azze ve Celle'nin emriyle kapalıdır. Yani tamamıyla programlanmıştır. وَمَا خَلْفَنَا Gerimiz de tamamıyla Allah Azze ve Celle'nin emriyle kapatılmıştır. Bizim için en küçük bir boşluk ve aralık, şu aralıkta da ne istiyorsanız onu yapın gibi bir aralık söz konusu değildir. Hazreti Resul'e geciken vahiy sürecinden sonra rivayet olunur ki kendisi neden bu kadar geciktin, hiç gelmedin, uğramadın şeklinde soru sorduğunda melekler bu ayet ile cevap vermişler. Kendisine Allah'ın emrinden olan ruhun Cenab-ı Hakk'ın indirdiğini söylediği o ruhun cevabı böyle olmuş. Bizim önümüz de ardımız da tamamıyla kaplıdır. Allah'ın emri olmaksızın biz inemeyiz bile. İlahi huzurda konuşamayan, saf tutup meleklerle birlikte hizaya giren o ruh, bu ayet-i kerimede de Allah'ın emriyle, meleklerle birlikte kullarından dilediği kimselere Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bir kişi olarak tarif ediliyor. Bunların vazifesi ise genel olarak Cenab-ı Hak özetlemiş ennehu en endiru uyarsınlar diye ennehu la ilahe illa ana benden gayrı bir ilah yok. Bu ifade belki önümüzdeki derste ele alırız. Cenab-ı Hakk'ın kendisini tekil ifade ettiği ve o an itibariyle bir o kadar yakın ve sade, yalın hissettiğimiz bir yerdir. Benden ayrı bir ilah olmadığını uyarsınlar diye Allah Azze ve Celle'nin kullarından dilediği kimselere indirdiği melekler ruhla birlikte. قُلُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ